Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Sharon M. Draper'ın yazmış olduğu Karışık isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle yazar hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Sharon M. Draper, çoğunuzun da bildiği üzere İçimdeki Müzik isimli kitabın yazarı ve yazar bu kitapla birlikte 48 tane ödül almıştı. Sharon M. Draper bir eğitimci ve genellikle çocuklar üzerine kitaplar yazıyor ve bence yazdığı konular toplumda farkındalık yaratmak için güzel konular diyebilirim. Karışık isimli kitaba gelecek olursak, kitaptaki karakterimiz 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Isabella. Babası siyahi bir adam ve annesi beyaz bir kadın. Bu nedenle kendisi melez birisi ve annesiyle babası boşandıktan sonra Isabella'nın hayatı ikiye bölünüyor. Onlar boşandıktan sonra hakim şöyle bir karar veriyor. Isabella bir hafta annesinde, bir hafta babasında kalarak vaktini geçirecek. O nedenle tabii ki de hayatı biraz zorlaşıyor. İşte iki tane odası var, iki ayrı ailesi var. Sürekli birbirleri arasında bir değiş tokuş olmak zorunda. Hafta sonu, pazar günü geldiğinde bir alışveriş merkezinde Isabella evini değiştiriyor. Bir hafta babasının evinde kalıyor, bir hafta annesinin evinde kalıyor. Elbette bu durumdan çok hoşnut değil. Aynı zamanda okulda bazı olaylar olmaya başlıyor ve Isabella ile arkadaşları hayatlarında belki de ilk defa ırkçılıkla karşılaşıyorlar. Elbette bu konunun da ortaya çıkmasıyla birlikte Isabella artık oldukça düşünmeye başlıyor. Hem kendisi hakkında hem insanların davranışları hakkında, toplum hakkında. Biz bu kitabı Isabella'nın ağzından okuyoruz. Ben bu nedenle de yazarı takdir ediyorum aslında. 11 yaşındaki bir çocuğun düşüncelerini, hislerini başarılı bir şekilde aktarabilmesi oldukça güzel bir şey. Ve ben gerçekten kitabı okurken Isabella'nın hissettiği şeyleri hissettim. Bu nedenle ben oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Ve çoğu kişinin de beğenerek okuyacağını düşünüyorum. Özellikle de dediğim gibi küçük yaştaki okurlar için anlaşılması son derece basit bir kitap. Ve toplum içindeki farklılıklarımızın aslında ne kadar değerli olduğunu, bizi ne kadar özel kıldığını da gösteren kitaplardan birisi. Yazar aynı şekilde en azından Türkçe'de yayınlanan İçimdeki Müzik adlı kitabında da bunu çok güzel hissettirmişti. Hani bizim farklılıklarımızla aslında toplumda bir yer edinebildiğimizi ve o şekilde bizim özel olabildiğimizi çok güzel bir şekilde özel bir çocuk üzerinden göstermişti bize. Karışık kitabında da yine bunu güzel bir şekilde yapmış. O nedenle ben açıkçası yazarın sonraki gelecek kitaplarını merakla bekliyorum şu anda. Toplum üzerinde bir farkındalık yaratmaya çalışan bir kitap. Bu açıdan daha önce de söylediğim gibi 11 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla severek okuyabileceği oldukça akıcı ilerleyen bir kitap. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.